UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş'a men cezaları vermiş olmasına rağmen bu sene iki takımı da Avrupa kupalarına dahil etti. Çünkü UEFA iki takımın da kasa başvurması neticesinde kastan çıkabilecek olumsuz bir karar yani UEFA'nın verdiği kararın aksine bir karar çıkması halinde ödeyebileceği çok yüksek tazminatlardan kurtulma yolunu seçti. Ama burada Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupalara dahil etmesiyle beraber bu iki takımın kas cezaları onasa bile en azından bu sene Avrupa kupalarından men etmesi hemen hemen mümkün değil. Yani UEFA, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı bu yıl Avrupa kupalarından men edemeyecek. Bunun aksinin olması için ancak bir ilkin yaşanması lazım. UEFA tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Düşünün bunun aksinin yaşanması UEFA tarihinde bir ilk olur bugün bile Fenerbahçe'nin kurallara katılması seri başı takımları değiştirdi. Örneğin Fenerbahçe değil Bursa Spor katılsaydı PAOK seri başı olacaktı. Fenerbahçe'nin katılması halinde PAOK seri başı olamıyor. Ve ilerleyen turlarda Fenerbahçe'nin yine Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın eleyebileceği, muhtemel eleyeceği takımlar eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalırsa siz bu iki takıma durun, siz gitmiyorsunuz dediğiniz zaman o zaman elediği takımlar mı hak sahibi olacak yoksa Türkiye'deki diğer takımlar mı? Çünkü Türkiye'nin de bu sene Avrupa Kupalarına 5 takımla katılma hakkı var. Yani burada çok denklemli bir sürü takımın hak sahibi olabileceği bir durum ortaya çıkacak ki UEFA bu takımların da davalarıyla, talepleriyle, belki tazminat talepleriyle uğraşmak istemeyecektir. Zaten UEFA eğer takımları kendi rızasıyla ki bile bile şu anda UEFA tahkim kurulunda vermiş olduğu karara rağmen eğer Avrupa kupalarını alıyorsa o yıl o takımlar Avrupa kupalarına iştirak etmiş sayılıyorlar. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön aldığı sonuçlar, aldığı puanlar geçerli sayılacak. Onların aldığı puanlar ülke puanına yansıyacak, kendi puanlarına yansıyacak. Ve belirli bir noktadan sonra o takımlara siz durun bakalım, KAS sizle ilgili kararı verdi, ben sizi bu sene atıyorum Demek hemen hemen mümkün değil. Gerçekten bunu UEFA'nın yapması çok ama çok zor. Yaptığı takdirde de çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Buradaki nokta şu: UEFA yüksek tazminat yükünden kaçtı. UEFA kasın verebileceği karar eğer aleyhine çıkarsa burada takımlara yüksek tazminat ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmış oldu. Bir diğer önemli nokta da şu hızlandırılmış dava hem süreci çok çabuk tamamlayacak hem de Türkiye'deki yargıtay sürecinden daha önce kas sürecinin tamamlanacak olması yine UEFA'yı birçok yönde rahatlatacak. Çünkü bu noktadan sonra kas cezaları onasa da onamasa da UEFA'nın kaybedeceği hiçbir şey yok. Eğer cezalar onanırsa UEFA bu cezaları önümüzdeki yıldan itibaren değerlendirmeyi alacak. Zaten cezaları kaldırdığı takdirde de UEFA diyecek ki ben zaten bu takımları oynattım. O yüzden bir sorumluluğum yok diyecek. Yani şu durumda UEFA elini rahatlattı ama bizim için önemli olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kurallara katılmasıyla, ön elemelere katılmasıyla beraber bu sene Türk takımlarının, 5 Türk takımının da Avrupa Kupalarında şekli belli olmuş oldu.